Öncelikle sizlere Siyah Martı olarak ne yaptığımızı bir göstereyim. Sonrasında animasyon sektörü hakkında konuşalım. Türkiye'de animasyon sektöründe neler yapılıyor, nasıl yapılıyor, nasıl bir ilerleyiş içerisinde? Veya işte burada mezun olduktan sonra, kursu bitirdikten sonra ne gibi problemlerle karşılaşacaksınız? Nasıl iş bulabilirsiniz? Ne yapmanız gerekiyor? Bunlar üzerine yoğunlaşalım. Türkiye'de animasyon sektöründe işleyiş nasıldır? Neler yapılır? Onun üzerine bir konuşalım isterseniz. Bu grafiği belki daha önce görmüşsünüzdür. Ne olduğu hakkında bir fikriniz var mı? Yok herhalde. Öyleyse ben şuradan açıklayayım hemen. Bir animasyon filminin baştan sona işleyişi hakkında size bilgiler veriyor aslında. Çok küçük bir bilgi veriyor burada bakmış olduğunuzda. Öncelikle her şeyin başı bir fikir. Bir fikir geliştirmeniz gerekiyor. Bu herhangi bir fikir olabilir. Ne zaman olursa olsun işte ne bileyim uykuda aklınıza gelmiştir, iş yerinde aklınıza gelmiştir, otururken, kalkarken vesaire bir fikir aklınıza gelir ve bu fikri geliştirmeye başlarsınız. Ne gibi geliştirirsiniz? Öncelikle bir hedefiniz 3 boyutlu animasyon filmi yapmak veya film yapmaksa fikrinizin yaş aralığını belirliyorsunuz öncelikle. Bu hangi yaş aralığına hitap etmeli şeklinde geliştirebilirsiniz fikrinizi. Biz animasyon sektöründe tabii TRT'ye iş yaptığımız için, TRT çocuğa iş yaptığımız için genellikle yaş aralığı 3-12 yaş aralığında oluyor. Çizgi filmlerde de onları da ayırmak zorunda kalıyorsunuz. 3-6 yaş, 3-7 yaş, işte ne bileyim 6-12 yaş, 6 9 yaş vesaire aralığı gibi onları ayırıyorsunuz ve hedef kitleye yönelik işleyişiniz başlamış oluyor. Ne gibi fikir olabilir bunlar mesela? Yani her şey olabilir. Aklınıza gelecek her şey olabilir. Ne gibi? İşte ne bileyim şurada oturuyorumdur. İşte buradan bir tane karınca çıkmıştır. İşte bu karınca bana selam vermiştir burada. Tamamen spontane konuşuyorum. Hiç yani şu anda ürettiğim bir şey.
karınca bana konuşmaya başlamıştır. İşte ben de kovalamışımdır, etmişimdir falan böyle. Bir bakmışım ki ben neyi kovalıyorum? Konuşan bir karıncayı kovalıyorum. Hemen saklamışımdır onu. Buradan çıktığımda benim maceram başlamıştır. Konuşan bir macerayla Osman Sedatoğlu'nun macerası başlamıştır. Fikir. Mesela en basitinden bir fikir. Sonrasında bu fikri senaryoya dökmeniz gerekiyor. Senaryolaştırma da nasıl bir şey? Onun da örneğini mesela sizlere göstereyim burada. Senaryo aslında bakarsanız hikayenin, bir herhangi bir kitabın, romanın, hikayenin, yazmış olduğunuz bir hikayenin detaylı bir şekilde anlatımıdır. En detaylı, en ince noktasına kadar anlatımıdır. Aklınızdaki fikri bir hikayeye döktünüz diyelim. Kısa bir hikaye, işte birkaç paragraflık bir hikayeye döktünüz. Sonrasında bu hikayeyi en detaylı kısmına kadar işlenmesi senaryodur. Mesela ne gibi? Örnek verecek olursak, yapmış olduğumuz Kukuli diye bir çizgi film var. Muhtemelen çocuklar bilir Kukuli'yi. Şimdi bir hikaye var. Aklımıza bir fikir gelmiş mesela. Nasıl bir fikir? İşte sinemaya gitmişler çocuklar. Ondan sonra sinemaya bir türlü giremiyorlar. İşte yaşları tutmuyor vesaire falan filan. Bu sadece bir fikir. Şimdi bunu hikayeye dökelim. Tinky Minky'ye uyarlayalım. Kukuli'ye uyarlayalım. Nasıl uyarlayacağız? Bunlar kaç kişi öncelikle? 4 kişiler. Tinky, Minky, Kukuli ve de Düt Düt diye bir arabaları var bunların. Araba da konuşan bir araba. Arkadaşları var daha doğrusu. Karakterleri var. Sonrasında bunlara uygun bir senaryo yazılmaya çalışılır. Senaryoda bakın görmüş olduğunuz gibi dış mekanda geçecek hikayenin en derine inilmiş hali. Öyle söyleyeyim. Nasıl söyleyebilirim tam olarak? Çok detaylandırılmış hali. Dışarıdalar. Arabalı sinema önündeler ve gündüz vakti. Öncelikle mekan belirleniyor, ne zaman olduğu belirleniyor, ondan sonra nerede olduğu belirleniyor, görmüş olduğunuz gibi. Hepsi detaylı bir şekilde yazılıyor ve sonrasında hikayeyi başlıyoruz. Burada aslına bakarsanız bir hikaye anlatıyor. Şu paragrafları konuşmaları kapadığınız zaman bir hikaye anlatılıyor. Arabalı sinemaya giden arabalar görürüz. Tinky Minky ve Kukuli sinemanın önüne geliyorlar. Tinky sinema girişinde yazıları gösteriyor vesaire falan filan. Bu diyalogları kapadığınız zaman aslında bir hikaye anlatıyor size. Diyaloglarla ama bunu daha çok detaylandırmamız gerekiyor. Kim ne konuştu, ne yaptı? O senaryoda her şeyi en ince detayına kadar söylememiz gerekiyor. Anlatmamız gerekiyor. Tinky, biraz erken mi geldik? Yo iyi, ben arkalardan izlemeyi sevmiyorum. Önlerden yer kaparız. Ama Düt Düt'ü beklememiz lazım. O olmadan arabalı sinemaya giremeyiz ki. Sonrasında sahne bitiyor. İkinci sahneye geçiyoruz mesela. Düt Düt garajında uyuyormuş. Yine iç mekan ve dış mekan ikisi bir arada geçecek. Düt Düt'ün garajında geçecek. Düt Düt'ün garaj önünde de geçecek ve gündüz vakti. Burada da küçük bir şekilde hikayeyi anlatıyor. Sonrasında diyaloglar yine görmüş olduğunuz gibi. Dediğim gibi senaryo işin en şey kısmı. Detaylı kısmı. En detaylı hikaye senaryodur. Sonrasında bu senaryolar animasyon sektöründe storyboard dediğimiz şeye dökülüyor. Resimlendirmeye dökülüyor. Storyboard hakkında bir fikri olan var mı? Bu konuda hiçbir bilginiz var mı? Var. Senin var. Tamam, güzel. Şimdi storyboard dediğimiz şey bir senaryoda, bir hikayede kaç karakter varsa, kaç mekan varsa hepsini detaylı bir şekilde çıkarıyorsunuz. O karakterlerin tasarımı yapıldıktan sonra tek tek bütün o sahneler, bütün o yazılan şeylerin hepsi resme dökülüyor. Kare kare resme dökülüyor. Bir örneğini gösterelim mesela. Bakalım nasıl bir şeymiş. Dışarıdayız. Neredeyiz? Arabalı sinema önündeyiz ve de gündüz vaktindeyiz. Arabalı sinemaya giden arabalar görüyoruz. Tinky Minky ve Kukuli sinemanın önüne gelirler diyor. Arabalar giriyor. Görmüş olduğunuz gibi. Neredeyiz? Dışarıdayız. Bir arabalı sinemanın önündeyiz ve gündüz vakti. Gündüz vakti olduğu tabii burada pek fazla anlaşılmıyor. Kabaca bütün senaryo tek tek resimlere dökülüyor burada görmüş olduğunuz gibi.
arabalı sinemaya giren arabalar görüyoruz. Tinky Minky ve Kukuli sinemanın önüne geliyorlar. Bakın burada görmüş olduğunuz 3 tane nokta var. Onlar da Tinky Minky ve Kukuli'yi simgeliyorlar. Sonrasında Tinky ne diyor? Biraz erken mi geldik? Yo, iyi. Biraz arkalardan izlemeyi seviyorum. Ben arkalardan izlemeyi sevmiyorum. Önlerden yer kaparız. Bakalım. Biraz erken mi geldik? Yo, iyi. Ben arkalardan izlemeyi sevmiyorum. Önlerden yer kaparız. Ama düdüğü beklememiz lazım. Olmadan arabalı sinemaya giremeyiz ki. Kimdi? İnşallah düt düt çok geç kalmaz. Merak etme, kalmaz. O sorumluluk sahibi bir araba. Görmüş olduğunuz gibi ilk sahneyi bu şekilde detaylı bir şekilde görmüş olduğunuz gibi resimlere döktük. Bu bize ne gibi bir fayda sağlıyor peki, ondan bahsedelim. Storyboard olsa ne olur, olmasa ne olur şeklinde düşünecek olabilirsiniz. Ama storyboard'un değerini size şu şekilde anlatabilirim. Bir Formula 1 pistindesiniz. Öyle düşünün. Formula 1 pistinde gidecek olduğunuz bir yol var ve en iyi şekilde o yolu tamamlamanız gerekiyor. O yolun haritası da storyboard oluyor. Siz animatörsünüz. O Formula 1 arabasının, aracının içerisindeki animatörsünüz. Onu en iyi şekilde kullanıp hedefe ulaşmanız lazım. Birinci olmanız lazım. O yolu da size gösteren şey storyboard'tur. Aslına bakarsanız bir yardımcı co-pilot'tur. Pit stop'ta bekleyen kişiler vardır. Teknik böyle arabanın her şeyini bilirler. Hemen gelirler, benzin değişir, tekerlekler çıkar vesaire olur, falan olur, filan olur. Bu arkadaşlarımız da generalist arkadaşlar. Generalistler hakkında bir fikriniz yok. Onu da biliyorum. Generalistler size arabayı yapar, kullanacak hale getirir. Siz de storyboard yardımıyla en iyi şekilde o arabayı kullanmak durumundasınız. Animatörlerin yapacağı işte budur. Siz pilotsunuz. Size verilen yolu, size gösterilen hedefe en iyi şekilde varacak kişilersiniz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Basite indirgeyerek anlatmaya çalıştım bu kısmını. Burada görmüş olduğunuz gibi senaryoya göre akan bir şeyimiz var. Şimdi ikinci sahneye bakalım. Ne diyormuş ikinci sahnede? Bu arada bu şu anda TRT'de yayınlanan bir çizgi film. Bu bölümde yayınlandı. Tamamıyla yayınlanmış bir çizgi filmin yapım sürecinden bahsediyoruz bu arada. Ne demiş ikinci sahnede bakalım. İçeride ve dışarıda geçecek. Düttüt'ün garajında ve Düttüt'ün garaj önünde geçecek. Gündüz vakti olacak yine. Düttüt garajında horlamaktadır. Horlamanın etkisiyle ileri geri gitmektedir. Ve sonunda garajın içinde bir duvara çarpar. Çarpmanın etkisiyle farlarda duran bir jant düdüğün kafasına düşer. 35 dakika daha ne olur vesaire şeklinde böyle sahnemiz gidiyor. Bir bakalım, onu da izleyelim. Horlayan bir Düttüt. Horlamanın etkisiyle hop bir jant düştü. Yuvarlandı. 35 dakika daha dedi. Sinema! Eyvah! Sinemaya gidecektik. Saat kaç? Of, çok geç kaldım, çok geç kaldım. Ah, bu çok iyi geldi. Eyvah! Çabuk olmalıyım. Anahtar. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu sahnemiz de bitti. Senaryonun tamamıyla resme dökülmüş halini gördünüz şu anda. Şimdi bunu yaptıktan sonra animatörlere yol gösteren bir haritamız var artık demektir. Animatörlere pusulayı verdik. Artık animatör arkadaşlar bunu kullanarak
çalışacak oldukları programda bu animasyonları yapacaklar. Buradaki istenen, storyboard'taki istenen şeyleri birebir animasyona yansıtacaklar. Tabii bunun dışında yapacak oldukları birkaç şey var. Burada şimdi storyboard'a dökülüyor ama fikirden hikayeye geldik, hikayeden storyboard'a döktük. Animatik de storyboard hemen birbirine yakın şeyler. Design diyor. Şimdi burada şu kısmını değiştirebiliriz. Yani bu aslına bakmış olduğunuzda çok genel bir şey. Fakat animasyon süpervizörleri bu kısımları kendileri bir bulmaca gibi şey yapabiliyorlar. Değiştirebiliyorlar istedikleri gibi. Ben olsam mesela, ben şahsen kendi yaptığım şey, tasarım kısmını hikayeden sonrasına alıyorum. Hikayeden sonra tasarım yapıyorum, sonrasında storyboard'a başlıyorum. Çünkü storyboard'u yapacak olan storyboard artistler de tasarım olmadan pek fazla bir şey yapamazlar. Yani tasarımı bilmek zorundalar, o çizgileri görmek zorundalar ki ona göre bir hikaye geliştirsinler, storyboard geliştirsinler. Bakalım şimdi tasarım örnekleri göstereceğim size birkaç tane. Bakın Akbaba var, Çöl Kertenkelesi vesaire. Bu da yapmış olduğumuz bir film. Şu anda hala daha üzerinde çalışıyor olduğumuz bir filmden örnekler bunlar da. Ensar çıktı bakın. Tay diye bir filmimiz var. Çıkacak. Hazreti Muhammed'in hayatını anlatıyor. Daha doğrusu hicreti anlatıyor ama hayvanların gözünden anlatıyor. Çok eğlenceli, güzel bir film olacağını düşünüyoruz. Şimdi bakalım mesela işte ne demişiz burada? Şey vardı. Şu Akbaba'dan bir bakalım. Bir Akbaba'mız varmış. Tasarımdaki Akbaba bu şekilde. 3 boyutlu şeye aktarılmış Akbaba'da bu şekilde. Şimdi bu bize ne gibi bir imkan sağlıyor? Neden tasarım yapılıyor? Neden tasarım yapıldıktan sonra 3 boyutlu hale getiriliyor? Tasarım yapılıyor çünkü hikayeye en uygun karakteristik özellikleri belirleniyor ve ona göre de hikayeye en uygun tasarım yapılıyor. Senaryoya en uygun tasarım yapılıyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir hikayemiz var. Tay'dan bahsettim, işte hicretten falan bahsettim. Orada geçen iyi karakterli bir akbaba. Onu da 3 boyutlu bilgisayar ortamına aktardıktan sonra bu şekilde bir hal alıyor görmüş olduğunuzda. Bu bize ne gibi artılar sağlıyor? Ondan bahsedelim. 3 boyutlu ortama aktardığınız zaman bu karakter üzerinde istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. 3D programlar vasıtasıyla, 3 boyutlu programlar vasıtasıyla daha doğrusu. Bu 3 boyutlu programlarla İster bu Akbaba'nın oyununu yaparsınız, isterseniz bir animasyon filminde karakter olarak kullanırsınız, orası size kalmış. Yani ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Bu Akbaba'nın kemiklendirmesi yapılıyor ve sizler animasyon öğrenen arkadaşlar, animasyon yapan arkadaşlar, animatör arkadaşlarımız istedikleri gibi hareket veriyorlar Akbaba'ya. Şimdi o rig konusunda da birkaç örnek göstereyim sizlere mesela. Onlara bir bakalım. Ha, tasarımdan birkaç tane daha örnek göstereyim istiyorsanız şöyle bakalım. Ensar'a bakalım mesela. Tasarım bu şekilde. 3 boyutlu programlara aktarılmış hali, 3 boyutlu programlarda modellenmiş hali de bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Yani birebir tasarımdakiyle örtüşüyor. Şöyle bakalım. Yandan falan bakalım şuna. Birebir aynısı yapılmış durumda. Artık bu karakteri istediğimiz gibi rigleyebiliriz. Rig hakkında da şöyle sizlere kısaca bir bilgi vereyim. Göstereyim hemen. Arkadaşlar rig dediğimiz şey bakmış olduğunuzda 3 boyutlu karakterlere giydirilmiş bir kemik sistemidir. Yapmış olduğunuz, 3 boyutlu ortama atmış olduğunuz şey artık sizin elinizde ne yapacağınız.
Bunu kemiklendirebilirsiniz. Kemiklendirme bize ne gibi artılar, ne gibi özellikler katıyor bu üç boyutlu programlara aktarılmış karakterlere, ondan bahsedelim. İstediğimiz hareket kabiliyetini bu modellere şey yapabiliyoruz. Verebiliyoruz. İstediğimiz hareketi verebiliyoruz. Ne gibi? İşte bakın şimdi mesela şurada izleyelim. Rig yapıldıktan sonra, bu kemiklendirme sistemi yapıldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi bakın karakterin yüzüne noktacıklar falan ekleniyor. Böyle bir sürü yardımcı objeler var görüyorsunuz. Bu yardımcı objeler sayesinde karakteri hareket ettirebiliyorsunuz. Ya da aynı zamanda şu şekilde bir tablo oluşturuyoruz. Bu tablodan da işte ne hareketleri, yüzünde nasıl mimiklere girmesini istiyorsanız onları bu tablodan da ayarlayabiliyorsunuz. Bu kolayınıza geliyorsa bunu kullanıyorsunuz ya da burada görmüş olduğunuz noktacıkları kullanıyorsunuz. Bu noktacıklarla istediğiniz yere çekip hamur gibi oynayabiliyorsunuz karakterle. Burada da onu gösteriyoruz size. Bu karakteri artık oynatmak, animasyonunu yapmak sizlere kalmış. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Mesela çöl kekliği varmış bir tane. Ona da bakalım. Görmüş olduğunuz gibi istediğiniz duyguyu karaktere verebilirsiniz buradan. Atımıza da bakalım. Bir de atımız var. Onu da görelim. Tabii rig yaparken bir de dikkat etmeniz gereken bir durum var. Rigçi generalist arkadaşlar, rigçi arkadaşlar o yapılan modelin, hayvanın veya insanın anatomisini bilmek durumunda. Düzgün bir rig yapmak istiyorsa onu bilmek durumunda çünkü ona göre kemiklendirme yapacaktır. Yani yurt dışında şu anda bakmış olduğunuzda projelerde kemik sistemi yapıldıktan sonra üzerine bir de kas yapılıyor. Yani adamlar artık o kadar ilerletmiş durumdalar işi. Yani birebir gerçekmişçesine o karakteri hareket ettirebiliyorlar. Ama çocuk işlerinde genellikle kasa pek fazla ihtiyaç duyulmuyor. O rigin hamur gibi olması istediğimiz yere çektiğimizde istediğimiz yere gelsin şeklinde daha uygun görülüyor. Eğer gerçekçi bir animasyon yapacak olduğunuz zaman kas sistemine de ihtiyaç duyuyorsunuz. Tabii animatör arkadaşlarda şöyle bir durum da var. Animasyonlarını yapacakları zaman bir at animasyonu yapıyorlarsa atın koşması, yürümesi, oturması, kalkması vesaire onun hepsini bilmek durumundalar. İyi bir şekilde gözlem yapmak durumundalar. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne kadar kontrolcü varsa vücudunda görmüş olduğunuz hepsi bu karaktere bir özellik veriyor. Hayvanın kemik sistemi bu şekilde dizilmiş mesela görmüş olduğunuzda. Yüzünde de kemikler var, vücudunda da kemikler var. Bunların hepsi, bu kutucukların hepsi birer kemiği simgeliyor. O şekilde düşünün. Bu kemiklerin hepsine hareket veriyorsunuz animatörler olarak. Ve istenilen animasyonu yapıyorsunuz. Sonrasında bu bizim kullandığımız bir teknik. Croquis diye bir şeyimiz var bizim. Croquis de bize hangi sahnede karakterler nasıl, nerede duruyorlar? Devamlılık açısından, devamlılık konusunda bir fikriniz var mı? Yok. Evet, şimdi devamlılık nedir ondan da bahsedeyim kısaca.
Şimdi animatör olarak başladınız. Her kamera açısı değiştiğinde farklı bir oyun yapacaksınız, edeceksiniz vesaire. Kamera açıları değiştiği zaman aynı sahne içerisinde bütün karakterler yine aynı animasyonu devam ettirmeli. Mesela ben şu anda şu şekilde döndüm, böyle yaptım. Buradan bir farklı bir kamera daha çekiyor diyelim beni. Onda da aynısını yapıyorum. İkisini yan yana koyduğum zaman yarısını bu kameradan kullandım, yarısını öteki kameradan kullandım. Bir devamlılık olmuş oluyor. Yani ya da onu farklı bir şekilde anlatayım sizlere. Bir kamera açısında buradan buraya yürüyorsam diğer bir kameraya geçtiğim zaman aynı şekilde yine yarıda kestim diyelim, yine buradan buraya yürüyüşümü tamamlamak durumundayım. Şöyle olmaz. Yani buradan buraya yürüyorum, diğer kameraya geçtim, pat böyle yürüyorum. İşte bu devamlılık hatasıdır. Nereye yürümem gerekiyor benim? Şuraya yürümem gerekiyor. Bu şekilde buraya yürümem gerekiyor. Hikayede anlatılan şey bu. Ama kamera açısı değiştiği zaman bu tarafa yürüme gibi bir durumum olamaz. Devamlılıkları tam olarak tutturmak adına biz de kroki diye bir şey kendimizce ürettik ve bunu kullanıyoruz. Her sahnede, önceki sahnede mesela Tinky Minky Kukuli'nin nerede dizilmiş olduklarını görüyoruz. Sahne burada geçecek. Düt düt sonrasında ne yapacak? İşte burada ok işaretiyle kısaca belirtiyoruz böyle. Sonra düt düt duş alacak, sonra yola çıkacak, sonra tekrar anahtarları unuttuğu için geri gidecek vesaire falan. En sonunda da çıkacak, gidecek. Biz bunu kendimiz şekillendiriyoruz krokiyi bu şekilde. Sonraki sahnelere bakıyorsunuz, ne oluyor işte? Buraya bir bekçi gelmiş, bekçiyle işte yer değiştiriyorlar vesaire falan. Bu devamlılıkları yürütebilmek adına böyle bir şey geliştirdik kendimize. Bunun çok faydasını görüyoruz. Sonrasında sese geliyor arkadaşlar, ama ses konusunda çok fazla bir örneklendirmeye gerek yok. Ses için sizlere şöyle bahsedebilirim. Öncelikle yapılan işin storyboard aşamasında, özellikle storyboard'un yürüyebilmesi açısından, görmüş olduğunuz gibi bütün karakterleri tek kişi seslendiriyor. Bu pilot sesimiz oluyor bizim, yardımcı sesimiz. Bu sesten sonrasında şey bittikten sonra, storyboard bitti, animasyonlar bitti. Dublaj sanatçıları, ses sanatçıları geliyorlar ve hangi karakteri kim seslendiriyorsa bu pilot sesi baz alarak ona göre şey yapıyorlar, seslendirme yapıyorlar. Şimdi dikkat edin, bütün karakterlerin hepsini aynı kişi seslendiriyor burada. İnşallah düt düt çok geç kalmaz. Merak etme, kalmaz. O sorumluluk sahibi bir araba. Kızı da aynı kişi seslendiriyor, çocuğu da aynı kişi seslendiriyor, düt dütü de aynı kişi seslendiriyor. Maymunu da aynı kişi seslendiriyor, hepsi aynı. Bakalım. Sinema! Eyvah! Sinemaya gidecektik. Saat kaç? Of, çok geç kaldım, çok geç kaldım. Görmüş olduğunuz gibi bütün seslendirmeyi tek bir kişi yapıyor. Bu da seslendirme sanatçısına bir örnek oluyor. Seslendirme sanatçısına yol gösteren şey de pilot ses oluyor, daha doğrusu o şekilde. Devam edelim. Sonrasında tasarımları yapıldı. Ha, bir de karakterle ilgili de size şeyler göstereceğim sonrasında. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra arkadaşlar, şimdi modellemeden bahsettik. Modellemesi bu şeydi. Tasarımdan sonra 3 boyutlu bilgisayar ortamına aktarılmasıydı modellemesi. Sonrasında kaplama dediğimiz şey var. Kaplama dediğimiz şey ne? Kaplama dediğimiz şey de atıyorum, yani bütün objelerin, bütün 3 boyutlu ortama aktarılan nesnelerin hepsinin malzemesi aslına bakarsanız. Hangi malzemeden, hangi materyalden yapılmış olduğunu belirliyorsunuz. Ne gibi işte? Burada ne var? Böyle bir şey var. İşte kaplama bir duvar kağıdı var. Ama duvar değil, farklı bir malzeme. Onu belirliyorsunuz. Burada işte bir tahtamız var. Tahta kaplamasında görmüş olduğunuz gibi. Gömlek var. Gömlek kaplamasında farklı bir deseni var. Bu desenleri, bu kaplamaların hepsini modellemeden sonra veriyorsunuz. Sonrasında rigging'den bahsettik. Bu kemiklendirme sistemimizdi bizim. Kemiklendirme sisteminden sonra animasyon yapılıyor. Animasyon yapıldıktan sonra da şu kısmına girmeyeceğim, onu sonrasında anlatacağım. Kompozit, render vesaire falan. Şimdi final çıktığı bir izleyelim. Hepsi yapılmış. Animasyonu yapılmış. İşte
storyboard'a göre animatörlerin yapmış olduğu şeyi izleyelim. Az önce tasarım yapılan objelerden bahsettik. Sonrasında storyboard'tan bahsettik. Bakın storyboard'u hatırlıyor musunuz? Tekrar şöyle bir göstereyim sizlere storyboard'u hatırlatmak amacıyla. Storyboard'ta anlatılan birebir bütün sahneleri animasyon aşamasında da şu anda finallenmiş olduğunu görüyorsunuz burada. Artık sesi yapılmış, pilot sesten sonra dublaj sanatçıları, ses sanatçıları konuşmuş, animatörler işini yapmış. Animatörler işini yaptıktan sonra da render kısmına geçiliyor bunun. Render konusunda bir bilginiz var mı? Render aslına bakarsanız işin görselleştirmesi demek. Yani gerçek hayatta bir kameranın, bir fotoğraf makinesinin simülasyonu şeklinde farz edebilirsiniz, yapabilirsiniz. Yani daha iyi kavramanız açısından. Yani bir profesyonel fotoğraf makinesinde ne özellik varsa hepsinin bilgisayar ortamında, 3 boyutlu bilgisayar ortamında simülasyon edilmiş hali. Tabi bu bize ne gibi imkanlar veriyor? Ben şu anda şuradan işte ne bileyim bilgisayar görmüş olduğunuz gibi bütün ışıkları alıyor. Bunu birebir 3 boyutlu ortamda da kullanabiliyorsunuz ama şunu yapamıyorsunuz. Bilgisayar şu ışığı görmesin. Şuradaki ışıklar bilgisayarı etkilemesin şeklinde bir şey söz konusu olamaz. Değil mi? Yani gerçekte bakmış olduğunuz zaman veya dışarıdan gelen ışık beni etkilemesin şeklinde bir durum olamaz. Ama 3 boyutlu programlar vasıtasıyla bunların hepsine imkanınız var. O ışık beni etkilemesin, şuradaki de etkilemesin, şuradan gelecek olan ışık da etkilemesin. Bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Daha doğrusu yani bize çok fazla imkan sunuyor görselleştirme kısmı, render kısmı dediğimiz süreç. Şimdi render'da görmüş olduğunuzda son haline, final haline gelmiş kısmı aslına bakarsanız. Render demek görselleştirme demek zaten. Görselleştirme kısmı. Yani ışık oynayılıyor bir takım şeylerle 3 boyutlu bilgisayar ortamında kamerayı ve ışığı simüle etmek. Render dediğimiz olay. Render yapıldıktan sonra zaten son kısmı, son halini alması bu şekilde oluyor. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki. Arabanın animasyon teknik işi mi yapıyor yoksa plan ayrıldığı için o planı yapan kişi yani herkes bir karakteri mi yapıyor yoksa o planı yapan kişi mi yapıyor? Ya aslında sormuş olduğunuz şey çok güzel bir soru. Ben şundan yanayım. Bir karakteri
en iyi canlandırabilen, en iyi animasyonunu yapan kişi filmin başından sonuna kadar aslında o kişi yapmalı şeklinde düşünüyorum ama pratiğe vurmuş olduğunuz zaman o şekilde olmuyor işte. Yani daha doğrusu gerçeğe döndüğümüzde o şekilde olmuyor. Her sahne animatörler arasında paylaştırılıyor. İşte 3 animatör birinci sahneyi yapacak. Geri kalan 3 animatör ikinci sahneyi, geri kalan 3 animatör dördüncü sahneyi vesaire diye böyle bu şekilde ayrılıyor. Yoksa o şekilde olması, sizin dediğiniz şekilde olması daha mantıklı. Çünkü o karaktere en iyi ruh veren insan bence o karakteri başından sonuna kadar oynatmalı şeklinde düşünüyorum. Ama totale bakmış olduğunuz zaman, sonuca bakmış olduğunuz zaman maalesef imkansız. Çünkü bir animatörün bir ay içerisinde yapacak olduğu animasyon sayısı belli. 30 kişilik bir firmadan bahsediyorsanız yani bir ayda atıyorum 4 dakika animasyon yapacak diye bütün filmi, bütün diziyi daha doğrusu riske edemeyiz. Öyle bir durum da var. Dolayısıyla her sahneyi bölerek animatörlere veriyoruz. Bir sahneyi 3 animatör falan yapıyor. O şekilde düşünebiliriz. Mesela görevliye bir şey soracaklar ama çekiniyorlar. O sırada da görevli, sinema görevlisi şu şekilde bir sahnemiz vardı. O sahne mesela pedagojik açıdan uygun bulunmadığı için atıldı tabii. Çok eğlenceli şeyler bazen revizyona uğrayabiliyor TRT tarafından. Hatta bu konuda da TRT'ye bir şey diyemiyorsunuz. Çünkü birçok psikolog da pedagog da çalıştıkları için yani onlar neyin ne olduğunu, daha uygun olduğunu karar veriyorlar. Ve o yüzden yani bazen çok eğlenceli, size çok eğlenceli gelen şeyler, yaparken çok zevk aldığınız şeyler böyle. Bir anda bir bakmışsınız revizyona uğruyor veya o sahneler atılıyor. Böyle üzülüyorsunuz ama ister istemez yapacak bir şey yok. TRT, Türkiye animasyon sektörünün gelişmesinde en büyük paya sahip kuruluştur bakmış olduğunuz zaman. Yani TRT olmasaydı animasyon sektörü bu kadar gelişmeyecekti belki de. Animasyon sektörünün önünü açtı. Neden önünü açtı? Çünkü daha öncesinde çizgi film yapılıyor muydu Türkiye'de bakmış olduğunuzda? Yok. Yani çok az örnek gösterebilirsiniz. Ama TRT bu işin önünü açtı ve şu anda Türkiye'de birçok animasyon firması var. Bu da işi istihdam demek. Daha fazla insan bu işe yöneliyor. Bu işi yapmak istiyorlar. O yüzden TRT'ye bu anlamda aslında hepimiz teşekkür etmeliyiz. Modeller tamamsa, tasarımlar tamamsa, her şey yani bölüm içerisindeki senaryo içerisinde geçen bütün mekanlar, modeller hepsi tamamsa bir animasyon çizgi filmin çıkması bizim şirketimizde bir hafta sürüyor. Bir hafta sürmek zorunda daha doğrusu. Neden zorundayı da şöyle kısaca anlatayım sizlere. Arkadaşlar işin dakikasına verilen ücret belli TRT tarafından. Siz Kukuli mesela 7 dakikalık bir proje. 7 dakika ile 8 dakika arasında bir proje. Kukuli gibi bir projeden ayda 4 bölüm yapmazsanız maliyetinizi karşılayamıyorsunuz. 4 bölüm yapmak zorundasınız firma olarak düşüneceksiniz. Çünkü 30 kişi çalışıyor. Bu 30 kişi bakmış olduğunuz zaman ay sonunda yani ay başında evine ekmek götürüyor, işte faturasını ödüyor, benzinini alıyor vesaire yapıyor, falan yapıyor, filan yapıyor. Bu insanlar da geçinmek zorunda. O yüzden ayda 4 bölüm vermezse şirket batağa gider işin açıkçası. O yüzden 4 bölüm vermek zorundasınız gibi bir durum var. 5. bölümde kâra geçersiniz. Tabii 5 bölüm vermeyi hedefliyoruz ama zorlanıyor. İnsanlar çok zorlanıyor öyle durumlarda. Animatör arkadaşlar özellikle çok zorlanıyorlar. Çünkü normal şartlar altında animatörlerden istenen günlük 250 kare animasyon bir bakmışsınız 500 kareye çıkıyor bazen böyle. Öyle sıkıştığımız zamanlar da oluyor. Çünkü revizyon gelmiş, bir başka bölüme revizyon gelmiş, bir başka projeye de revizyon gelmiş. Hem kendi işinizi yapmak durumundasınız hem de revizyon yapmak durumundasınız. Bir bakmışsınız elinizde
O gün bitirmeniz gereken 500 kare animasyon var. E bu neye sebep oluyor? İşin kalitesi düşüyor ister istemez yapacak olduğunuz bölümün. İşte hem revizyonlara zaman ayırmak durumunda kalıyorsunuz, hem ona hem buna. Ya da animatör bir gün içerisinde sığdıramıyorsa onu mesaiye kalmak durumunda da kalabiliyor. O şekilde yine bir haftada bütün verilen işin bitmesi gerekiyor. Şimdi burada bahsedecek olduğumuz birkaç bir şey daha var. VFX, Lightning Rendering dediğim ışıklandırma ve render aşaması. Ondan kaba tabiriyle bahsettik ama şu VFX, Compositing ve Color Correction'dan bahsetmedik. Onlardan da sizlere VFX çok kapsamlı olduğu için sadece animasyon sektöründe değil, film, reklam, dizi vesaire hepsinde kullanıldığı için o yüzden farklı bir şekilde onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Mesela şöyle yurt dışından bazı örnekler getirdim ben, onlara bir bakalım neler yapmışlar, nasıl yapılmış, making of'ları var hepsinin, bir bakalım. Şimdi burada diyeceksiniz ki buna ne gerek vardı şeklinde düşünecek olabilirsiniz ama şimdi bir senaryo yazılmış, bir reklam senaryosu yazılmış, bir tavşanın konuşması gerekiyor. Bunu nasıl konuşturacaksınız? Yani bir tavşanı konuşması için eğitebilir misiniz? İmkansız bir şey. O yüzden burada en büyük düzenbazlık bizlere düşüyor. Efekt yapan arkadaşlara düşüyor. Ve 3 boyutlu ortamda tavşanı zaten görmüş olduğunuz gibi sadece kafasını animate ettirmişler. Daha doğrusu kafasını compositingle şey yapmışlar, birleştirmişler de. Bir tavşanı konuşturamayacağınız için 3D ortamda onu birebir yapmışlar. Görmüş olduğunuz gibi bayağı gayet de eğlenceli olmuş. Değişik bir reklam filmi olmuş. Tabi bu durumda ne anlamış oluyoruz? Arkadaşlar tek şey, tek sınır hayal gücü. 3 boyutlu ortamda tek sınır hayal gücü. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Yani size kalmış durumda. Ne istiyorsanız bunun gerçekten sınırı yok. Hayal gücüyle sınırlandırılmış bir şey. O şekilde bahsedebilirim. Şimdi mesela farklı bir takım şeylerden bakalım. Görelim. Game of Thrones'u muhtemelen bilmeyeniniz yoktur. Şimdi bakın tasarımı çizilmiş, yapılmış. Bir takım görseller görüyorsunuz ve sonrasında bunların hepsi 3 boyutlu ortama aktarılarak efektler yardımıyla şey yapılacak, güçlendirilecek ve bizlerin önümüze izleyiciyle kavuşacak. Birçok eleştiriye maruz kalacak ama hiçbir eleştiriden kendimizi hiçbir zaman için şey yapmamalıyız, çekmemeliyiz ve de şunu unutmamalıyız arkadaşlar. Bizim yani ülkemizde eleştiri kültürü biraz daha maalesef alt seviyelerde diyelim. Çünkü insanlar bir başkası bir iş yaptığı zaman onu çok acımasızca eleştirenler oluyor. Bunlar rakip firmalar olabiliyor, sokaktan insanlar olabiliyor, sağdan insan olabiliyor, soldan, her yerden, her kesimden insanlar olabiliyor ama ona şu şekilde bakmak lazım. Eleştirmeyi bilmiyor ama ben oradan o mesajı alıyorum ne demek istediğini. Bu şekilde bakmalıyız. Yani çok fazla sinirinizi bozan, çok fazla moralinizi bozacak şeyler olabilir. Ama gerçekten buna bakış açımız bu yönde olmalı. Bir süre sonra zaten alışıyorsunuz.
İşte biz mesela iksiri yaptığımızda işte bunlar nasıl hayvan karakterler, işte bak şurada şöyle bir şey var, bak burada böyle bir şey var. Evet var. Teşekkür ederim gördüğün için. Ama bunun için bana küfretmemelisin. Ha, ediyorsan da tamam, ben onu o şekilde algılamıyorum. Tamam işte ne biçim iş yapmış ya bunlar, vay öyle vay böyle. Tamam, ben oradan alacağımı aldım. Burada demek ki beğenilmeyen bir durum var. Hangi sahneyi olduğunu da anladım, oradan alacağımı aldım. Benim için yeterli. Eleştiriyi bilmeyen bir insandan aldım. Ama bu da benim için bir şeydir. Ben oradan bir şey öğrendim, o insandan bir şey öğrendim. Ve demek ki benim de orada yanlışım var, onu düzelteceğim demektir. Çünkü o insanın da gözüne batmış. O yüzden yani çok fazla belki de şey olacaksınız, demoralize olacaksınız bu tarz işler yaparken. Ama yılmamanız gerekiyor. Her eleştiriyi olumlu açıdan almanız gerekiyor. Bunu bence bir kenara not edin. Yani karamsar olmamanız lazım hiçbir zaman için. Şimdi yurt dışında bakmış olduğunuz zaman adamlar çok güzel işler yapıyor. Neden güzel işler yapıyor? Bu işin bütçesi ne kadar? Milyon dolarlardan bahsediyoruz. Bizim filmimize bakıyorsunuz, bütçesi ne kadar? 1 milyon 800 bin. Milyon dolarlar nerede? 1 milyon 800 binlik bir bütçe nerede? Yani yapabileceğiniz her şey kısıtlı. Her şey parayla ve zamanla kısıtlı. Bir de Türkiye'de yapmış olduğunuz bir çizgi filmi veya yapacak olduğunuz bir çizgi filmi dışarıya satma şansınız nispeten Amerika'ya göre, Avrupa'ya göre daha az. Maalesef daha az, ancak Orta Doğu pazarına satılabiliyor. O da işin biraz kalitesiyle alakalı tabii. Alakasız diyemeyiz ama adam işte 70 milyon dolarlık bir bütçe ayırıyorsa, Ice Age gibi bir filme atıyorum. 7'den 70'e bir hedef kitlesi belirliyor kendine. Skala çok büyük ve satacağını da biliyor. Sadece Türkiye'de bakmış olduğunuzda Ice Age gibi bir film 1 milyonu aşabiliyor izlenme sayısı. Siz burada yaptığınız zaman zaten kendi ülkenizde hani yerli ve milli diyoruz ya böyle, hani milli hareket etmeliyiz diyoruz ya bazen böyle. Kendi yapmış olduğumuz çizgi filmler 100 bin, 150 bin, 200 bin. Bunu tek aşan ISF oldu, İsmail Fidan oldu. ISF stüdyonun Rafadan Tayfa'yı biliyorsunuz değil mi çocuklar? 1 milyon 400 bin izlendi. O da bu açıdan bizim için çok gurur duyduğumuz bir şey ve de önümüz açıldığı anlamına geliyor bir anlamda. Sinema sektörüne daha fazla ağırlık vereceğiz demek anlamına geliyor. Demek ki Türkiye'de de bir takım şeyler değişmeye başladı şeklinde düşünebiliriz. Şimdi yurt dışıyla Türkiye'nin farkını bu şekilde anlatmaya çalıştım sizlere. Bilmiyorum anlatabildim mi ama yurt dışında yaptığı zaman adam 70 milyon dolara mal ediyorsa tüm dünyaya izletiyor bunu. Ve yaş skalası dediğim gibi çok 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Bizde öyle bir durum yok. Bir hedef kitlemiz olması lazım. Biz yurt dışına satmaya çalışmamız için, yurt dışına iş yapabilmemiz için çok çok fazla daha üzerine koyarak çalışmamız lazım. Çok daha kaliteli işler yapmamız lazım. Ama bunun için de öncelikli olarak para ve zaman lazım. Ve de daha özverili çalışma lazım tabii. Bakalım şimdi mesela VFX sektöründen bahsediyorduk. Şimdi bu VFX sektöründe neden ihtiyaç var bir bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Karşılarında bir ordu, bir gemi ordusu var. Savaşa çıkacaklar. Şimdi gerçekte düşünecek olursanız, savaş gemilerini topluyorsunuz, yüzlerce insan topluyorsunuz, birbirine ateş ediyorlar vesaire falan filan. Böyle bir şeyin maliyeti ne olurdu diye düşünecek olursak, muazzam bir maliyet çıkacaktır. Ve kaç kişi ölecek? Öyle bir durum da var. Yani ya öldüyse öldü, figüre var getir şeklinde bir durum da olmayacağı için. Bunlar efektler, 3 boyutlu animasyonlar, filmlerde görmüş olduğunuz 3 boyutlu animasyonlar ve efektler bilgisayar ortamında yapılması daha mantıklı. Düşünün şimdi, senarist yazmış. İşte yolda araba gidiyor, arkasında polis vardır.
gidiyorlar, müthiş bir kovalamaca var sürekli olarak işte böyle. Araba da Bentley veya Ferrari olsun, polis arabası da Lamborghini olsun. Sürekli olarak işte birbirlerini takip ediyorlar, kovalamaca falan filan böyle gece karanlık. Hop dağdan düşüyor Ferrari, taklalar atıyor ve patlıyor. Senaryomuz bu şekilde. Şimdi bunu gerçekte çekmeye çalışalım. Birinci deneme, hop olmadı. Birinci arabamız gitti. Yanlış patladı araba. İçindeki dublör de öldü. Hadi tamam. Eyvallah, çağırın ötekini. Geldi, ikinci araba da patladı. Yönetmen baktı baktı, ya yok bu da olmadı. Hadi üçüncü araba, hadi dördüncü araba. Kaç tane Ferrari gitti? Yani bizim bakmış olduğunuzda dizilerde bile 30 tekrarla çekilen sahnelerimiz var. Planlarımız var. Tek bir plan için 30 kere tekrar alınıyor. Çok basit görmüş olduğumuz dizilerde 30 tane tekrar alınıyor. Yurt dışında bu işin sınırı yok. En güzeli yapılana kadar sürekli olarak yapılıyor. Çünkü dediğim gibi bütçeler çok yüksek. 30 tane Ferrari parçaladınız. Ne oldu arkadaşlar? Yapımcı boğar insanı. Yani yaşatmaz öyle bir durum. Olur maalesef. O yüzden bilgisayar ortamında yapılıyor. Bilgisayar ortamında çok daha az maliyetlerle bu işlerin üstesinden gelinebiliyor. Ha, maliyet az ama bakmış olduğunuzda arka planda çalışan insan sayısı da bir o kadar fazla oluyor aslında baktığınızda. Yani bir arabanın bahsetmiş olduğum araba kovalamacasında belki 30 tane araba gitti. 30 tane de insan öldü. Ama arka planda çalışan insanlar da bir o kadar fazla oluyor. Yani 50 kişilik ekipler, 100 kişilik ekipler böyle. O iki araba kovalamaca sahnesini yapıyorlar. O şekilde düşünelim. Ha, mesela size şeyden bahsedeyim. Bakın hiç savaşı görüyorsunuz. Felaket bir savaş var. Ve bunu gerçekte yaptığınızı düşünün. İmkansız bir şey. Gerçekten imkansız bir şey. Bir tane gemi yakmışlar. O da sadece ve sadece oyuncuların olduğu gemi. Oyuncuların savaşacak olduğu gemi. Geri kalanı ne varsa ne yoksa hepsi efekt, 3 boyutlu ortam, pardon, 3 boyutlu teknolojiyle simüle edilmiş. Arkada yangınlar, alevler vesaire falan. Mükemmel bir sahne. Çok güzel bir sahne. Muazzam bir emek var işin arkasında. Yani normal şartlar altında böyle bir dağı, bu şekilde bir mekanı yapma olasılığı çok düşük. Ta ki eskilerde bir film vardı. Su Dünyası mıydı, neydi? Mesela o filmde izlemiş olanlar belki bilirler. İnanılmaz paralar harcandı. Bütün mekanlar neredeyse yapıldı ve insan emeğiyle yapıldı. O şekilde düşünün. Ama karşılığını da aldılar. Bugünkü dünya, teknoloji tabii ilerledi. Bize bu imkanı veriyor. Bilgisayar başında veriyor hem de. Çok iyi bir 3D artist, 3 boyutlu generalist veya kompozitör bu görmüş olduğunuz sahneyi kendi başına bile yapabilir. Ha, bir yılda yapar ama yine yapar. Yani Waterworld'da belki de binlerce insan çalıştı. Çok büyük bir prodüksiyondan bahsediyoruz, Su Dünyası'ndan. Bu tarzdan bir sahneyi uzun uğraşlar sonrasında, özür dilerim, bir kişi bile yapabilir. Abartmıyorum. Muazzam bir ordu var. Ha, bu arada bu beyaz gezenleri şey yapan kişi bir Türk arkadaşlar. Tasarlayan kişi.
Ha bir de şey de var. Game of Thrones'un efektlerinin bir kısmı da Türkiye'de yapılıyor bu arada. Gradient FX'te. Duydunuz var mı bilmiyorum. Siz duymuşsunuzdur belki hocam. Diziden birkaç sahnenin efektleri Türkiye'de yapılıyor. Daha önce NPC'de çalışmış birisi NPC'yi duydunuz mu bilmiyorum ama dünyanın en iyi görsel efekt ve animasyon firmalarından birisidir. Orada çalışmış bir arkadaş Türkiye'ye gelip şirket açıyor ve sonrasında Game of Thrones'un efektlerini alıyor. Yani bir kısmını alıyor en azından. Türkiye'de yapılıyor. Çok bizim için de çok iyi bir şey bu. En azından Türkiye'nin adını da duyuruyor bu anlamda. Tüm dünyanın hayranlıkla izlemiş olduğu filmlerden birisi, dizilerden birisi Türkiye'de yapılıyor efektlerinin bir kısmı. Gurur verici bir şey yani. Efekte işte bu yüzden ihtiyaç var arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle bir dağı inşa ettiniz, yıktınız, evler yıkıldı. Bu sahne istediğiniz gibi olmadıysa ne oldu? Veya ne bileyim kamera o sırada zarar gördü, kamera yandı veya ne bileyim başka kamera... Her şey olabilir. O sahne olmadı. Ne olacak? Bir daha mı yapılacak bu kadar şey? Öyle bir şey söz konusu olamayacağı için bugün 3 boyutlu dünya bize istenilen her şeyi veriyor bu anlamda. Yeter ki hayal gücü olsun. Şimdi mesela sizlere çok garip bir örnek vereceğim. Hızlı ve Öfkeli izlediniz mi? Muhtemelen izlemişsinizdir. Hızlı ve Öfkeli'nin son serisinde Paul Walker başrol oyuncusu vefat ediyor. Bir trajik bir trafik kazasında ölüyordu. Ve filmin çekimleri de yarım kalıyor tabii dolayısıyla. Bu durumda ne yapacaklarını düşünüyorlar ve Paul Walker'ı 3D olarak animasyon olarak yapmaya karar veriyorlar. Ne kadar başarmışlar bir görelim. On set, a baseline performance was created with Paul's brothers, Caleb and Cody. This gave the filmmakers the ability to direct, light and edit the feature, and also for the other actors to perform and interact with. After each setup, we recaptured the facial performance in an 8-camera photogrammetry array. From this, we could replicate a digital version of the on-set performance. However, although this was great for timings, to remain faithful to Paul's creation of the character of Brian, bakın görmüş olduğunuz gibi tamamıyla animasyon olarak filmi tamamlamış ve çekip bitirdiler. Bu diğer oynayan aktris ise kardeşi bildiğim kadarıyla. Kardeşinin yüzüne tamamıyla 3 boyutlu olan animasyon karakter bindiriliyor. Evet, yeterince benziyor ama herhalde tam olsun istemişler muhtemelen. Ama ne kadar güzel yaptıklarına bakar mısınız? Yani sektör nelere imkan veriyor görüyorsunuz. Yani muazzam bir şey ya. Yani bu tarzdan making of'ları izledikten sonra mesleğim adına söylüyorum. Daha da fazla her şeyi ne varsa öğrenesim geliyor. Daha fazla üstüne koyasım geliyor. Yani muazzam bir şey çünkü. Bu kelime arkadaşlar. Anahtar kelimeniz. İstiyorsanız not edin, istiyorsanız resmin çekin, ne yapıyorsanız yapın ama sizin anahtar kelimeniz bu. Yani elinizin altında internet varken yapacağınız tek şey introduction to. Geri kalan şey hangi alanda kendinizi geliştirmek istiyorsanız, işte modelleme konusunda mı? Modeling, rendering, Maya konusunda mı? Maya, Max, animation vesaire vesaire. Ve atıyorum modelci mi olmak istiyorsunuz? 3 ay, 5 ay, 6 ay çok sıkı işte çalışarak çalışmıyorsanız eğer veya İşiniz varsa da akşamları çalışarak, sürekli pratik yaparak 5-6 ay sonrasında sıkı bir çalışmayla elinizde bir mesleğiniz olur. Ne olursunuz? Modelci olursunuz.
internet sayesinde. Piyasanın çoğu alaylı, bunu da unutmayın. Yani bu işin üniversitelerde eğitimini almış insanlar değil, alaylı insanlar var, eğitimini almış insanlar da var. Karma bir şekilde. Yani o işte atıyorum Eskişehir animasyon mezunu diye işe alınmıyor dışarıdan alınan kişi. Yapmış olduğu işlere bakıyor, bilgisine, yeteneğine bakılıyor. Portfolyosuna bakılıyor. Çalıştıktan sonra, çalışmaya başladıktan sonra da size neler verdiğine bakılıyor. O yüzden söylemiş olduğum gibi Introduction to sizi 5 ay sonra meslek sahibi yapar. YouTube, internet gibi bir nimet varken elinizde sizin için en değerli kelime budur arkadaşlar. Yani Introduction to'dan sonrası size kalmış. Ne istiyorsanız bakabilirsiniz. Modelci olmak için dediğim gibi animasyon, biraz çizim bilmeniz sizin için iyi olacaktır. Render için diyorsanız eğer, render için de biraz fotoğrafçılıkla uğraşırsanız mükemmel renderlar alırsınız. Çünkü render demek zaten gerçek hayatta kullanmış olduğumuz profesyonel fotoğraf makinelerinin simüle edilmiş hali aslına bakarsanız. Sadece 3 boyutlu ortamda çok daha fazla imkanınız var, öyle düşünün. Ne gibi? Az önce bahsettiğim gibi, buradan gelen ışık beni etkilemesin. Şu arkadaki ışık da beni etkilemesin. Geri kalan her şeyi etkilesin. Böyle bir şey şu anda gerçek hayatta mümkünatı yok. İmkansız gibi bir şey yani. Ama 3 boyutlu ortamda bu mümkün. O yüzden render için iyi bir gözünüz olması gerekiyor. Gerçekten güzel gözlem yapabilen bir insan olmalısınız. Ve de biraz fotoğrafçılık eğitimi alırsanız iyi bir renderci olursunuz. Artstation.com'a girdiğiniz zaman animatörler de var orada, işte modelciler de var, tasarımcılar da var, renderciler de var. Yani bizim meslek erbaplarının hepsi orada. En iyiler de orada, en kötüler de orada. O şekilde düşünün. Trending diye bir sekmesi var. Yukarıda bakmış olduğunuzda. Trending'e girdiğiniz zaman orada en iyiler genellikle görünüyor. Orayı açacaksın, bakacaksın. Ne yapmış bu insanlar? Nasıl yapmışlar? Hani açıklıyorlar da o insanlarla İngilizceniz varsa iletişime de geçebilirsiniz. Ben sürekli olarak geçmeye çalışıyorum. Hep böyle bunlarla iletişimde kalmaya çalışıyorum böyle en iyileriyle. Ve emin olun çok mütevazı insanlar. Onlar da sen ben gibi insan sonuç itibariyle. Çok mütevaziler. Bazı kalın burunlular da var, onu da şimdi inkar etmeyeyim. Onlardan da bir takım tüyolar alabilirsiniz. Bu artstation.com'u sürekli olarak bu anlamda takip etmenizi öneririm. Çok iyi animasyon yapabilme potansiyeli Türkiye'de fazlasıyla var. Bunu Kötü Kedi Şerafettin'le gördük. Ama o kadar güzel bir film yapıp da maalesef nasıl, yani yıllarca uğraşıp da bir filmin çöküşünü, bir firmanın çöküşünü daha doğrusu bize öğretmiş oldu aslına bakarsan. Fuarlara falan gittiğinizde böyle Fransa'ya gidiyorsunuz, işte insanlar size Kötü Kedi Şerafettin'i soruyor. Ama izledikleri zaman diyor ki ben bunu nereye satacağım? Çünkü çok fazla şey var, argo var işin içinde, yetişkinlere yönelik tamamıyla. O da pek fazla yapımcıları çekmedi. Türkiye'de aslına bakarsan söylemiş olduğum gibi potansiyel var. Bunu da şeyle de gördük bir de. İsmail Fidan da bize bunu gösterdi. İsmail Fidan, ISF'nin kurucusu, yapımcısı, aynı zamanda şirketin sahibi. ISF Animasyon Stüdyoları'nın. Rafadan Tayfa'yı yaptı. Muazzam bir iş ya, bakmış olduğun zaman. Çok güzel. Yani yaş aralığı da küçük. Hani 3-12 yaş dediğimiz yaş aralığına sahip. TRT Çocuk İşe'nin nihayetinde. Ama oturup ben bile izlediğim zaman çok eğleniyorum. Hem eğitici, hem öğretici, hem de mükemmel. Ama senaristi Ozan Çivit, eski bir generalist, aynı zamanda da senarist. Çok da şeyde, İngiltere'de Double Negative'de çalıştı. Orada da senarist olarak çalışıyordu. Aynı zamanda tasarımcı olarak da çalıştı. Çok iyi gözü var. Dünya standartlarında bir adam. Amerika standartlarında bir insan kendisi. Onu transfer etti. Zaten eskiden beri arkadaşlardı, şeyden beri, Animax'tan beri. Mükemmel bir işe imza attılar. Ben o anlamda tebrik ediyorum. Geçen, çok affedersin,
Özür dilerim. Fransa'ya gittik şeye fuara. Annecy'de bir animasyon fuarı yapılıyor. Clovis Gay diye bir adam var. Adamın hastasıyım ben. 3ds Max kullanan herkes hemen hemen adamı tanır. Çünkü çok güzel pluginleri olan bir adam. Belki hocam tanır. Clovis Gay'i tanırsınız belki. Benim yaşlarımda bir çocuk. 35-36 yaşlarında birisi. Böyle mükemmel pluginleri var. Adamın hastasıyım ya. Yani gittim tanıştım. Dedim ki ya sizi de burada görmek işte çok güzel bir şey. Çok sevindim falan filan bilmem ne. Nereden geliyorsunuz? İşte Türkiye'den. Aa Türkiye'den mi? Şey burada mı? Ya İsmail Fidan'ı tanıyor musun? Ben de onun hastasıyım. İsmail Fidan da zamanında generalisti. Ve çok mükemmel skriptler yazan bir adamdı. Bir kuş rig setup'ı yaptı mesela adam. O şekilde dünyada ismini duyurdu bu camiada. Ve onun yazdığı gibi yazabilen de şu ana kadar yok. Bak bundan 10 yıl öncesinden bahsediyoruz. 10 yıl önce yapmış olduğu şeyi, setup'ı hala daha yapabilen yok. Yani muazzam basit ve kolay bir şekilde CAT'e entegre edilebilen mükemmel bir rig setup'ı yaptı. Tabi adam bana onu sordu. O da burada. Tanıştırdık ettik falan böyle hayranlıkla bakıyor. Elinde böyle duruyor şeyde önünde yani İsmail Fidan'ın. Demem o ki. Muazzam bir potansiyelimiz var Türkiye olarak ama tekrar söylüyorum maliyetleri ve zamanı göz önünde bulundurduğunuz zaman maalesef bu kalite aşağılara çekmek durumunda kalıyoruz. Çok üzülerek söylüyorum ama hani böyle olmak zorunda yoksa ay sonunu getiremiyorsunuz. Öyle bir durum var. Bu işin parası güzeldir, kötü değildir bu arada ama bu işten kazanabilmek için de dediğim gibi ay sonuna istenilen bölümleri vermek zorundasınız gibi bir durum var.